Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasıyla, Medipol-Başakşehir maçıyla başlayalım ki çok formda bir Medipol-Başakşehir'in olduğunu net olarak söyleyelim. 12 karşılaşmadır, 12 resmi maçtır kaybetmeyen bir Medipol-Başakşehir var. Bunların 9'u çok ligde. Çok iyi toparladı. Çok iyi. Yani kötü başladı aslında. Hı-hı. İki mağlubiyet, değil mi? İlk iki maçı kaybederek Beşiktaş'la beraber çok kötü bir start alarak başladı. Ama bence şu anda mesela problemlerden bahsediyorsun. Problemlere en hazırlıklı veya problemlere kadro olarak en rahat göğüs gerebilecek takım bence. Yani kesinlikle derinlik öyle. Açısından, seçenek açısından. Yani Galatasaray bakalım bu arayı nasıl değerlendirir? Şimdi tabii taraftar desteği de olacak. Çok zor maç. Çok zor yani, maç. Sende notlar var. Notlar var, sakatlar var. Onlardan biraz bahsedelim. Falcao malum. Tedavisi devam ediyor. İspanya'ya gitti. Pazarda mı devam ediyor? Yok, İspanya'ya gitti bugün. Evet, Andone. Yine sakatlığı devam yani, eden Andone'den isimlerden biri. Andone'den vazgeçebilirler. 12 hafta yok. Aynen öyle çünkü yani ilk yarı zaten bitti. İkinci yarıya da nasıl girecek, ne zaman girecek o bile belirsiz. Keza şimdi dünkü karşılaşmalardan da kötü haberler geldi. Galatasaray, Ryan Babel, Hollanda milli takımında sol dizinden sakatlandı. Yani belki hani o bugün MR'ı çekilecek. Şeyi kalmıyor. Muslera'nın çok ciddi bir sakatlığı yok Muslera'nın. Belinde bir ağrı hissettiği için hazırlık maçları oynuyor zaten yani Uruguay'da. Onlar bence önlemvari haberler. Yani bir Luyendam soru işareti birazcık. O çünkü sakatlanarak çıktı 65. dakikada Gambiya karşısında. Demokratik Kongo Gamba Gambiya maçında çıkmak zorunda kaldı. Onun da yine kontrolleri yapıldıktan sonra durum belli olacak ama ben Luyendam'ın şu aşamada çok böyle büyük bir eksik olacağını düşünmüyorum Galatasaray için. Bilmiyorum. Ama şimdi şöyle düşün. Gürkan yani Fatih Terim çünkü Ahmet Çalın performansından memnun son hafta. Ama nasıl kullanıyordu? Üçlü savunma kullandı. Evet. Donk'u oraya yerleştirecek büyük ihtimal. Mı? Ondan da çok memnun değil. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Luyendam'a marka ortasına Donk veya Ahmet gibi. Ama şimdi Donk, Ahmet, marka bilmiyorum tekrar dörtleyeyim. Yani planları değiştirecek bir sakatlık o. Aynen dediğin öyle gibi önemli. Bir de Andone açısından hani biz hep Galatasaray açısından bakıyoruz ama oyuncu açısından da çok üzücü. Yani çocuk oynayamıyordu, geldi burada bir heyecan yaşadı. Falcao'nun sakatlığında şans buldu, gol attı, süper goller attı. Tam böyle tekrar o futbol zevkini, keyfini kendi açısından aldım. Ben hissediyordum yani çalışkan. Ama işte talihsizlik yani hakikaten üzücü bir sakatlık. Forma orada Adem'e kalacak gibi gözüküyor. Özellikle Medipol-Başakşehir maçında ileri uçta Adem Büyük. En olası isim olarak ya da göze çarpıyor. Sağlık durumuna göre. Evet. Yine onu Babeli da tercih edebilir.